Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali yapımına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanınsa çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında yansıtıcılar mevkiinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, İlk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmen evi gibi kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmak yanı, Çeltik Düzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride ikişer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7. kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerdeki süreç başladı. Sular altında kalacak 7 köyden biri olan İşhan köyünde yaşayanlar eşyalarını toplayıp kendilerine ait araç ve kamyonetlerle yeni evlerine taşıdı. Köy halkı birbirlerinin eşyalarını imece usulüyle taşıyıp yeni evlere yerleştirdi. Yöre halkı anılarını geride bırakmanın hüznüyle villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu da bir arada yaşadıklarını dile getirdi. 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.